Günde şu anda çok ciddi rakamlarda kayıp çocuk vakası yaşanıyor Türkiye'de ve maalesef kolluk güçlerinin kendi arasında böyle bir sistemi varsa bile maalesef ki kamuoyuna yansıyan ya da vatandaşların da dahil edildiği kayıp çocuklara ani acil müdahalede bulunulabilecek maalesef ki bir kayıp çocuk sistemi Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yok. İlgili kayıp çocukla alakalı hem görsel hem de işitsel bir sürü veri paylaşılıyor çocuğun bulunması yönünde. Ve o kadar fazla kayıp çocuk vakasında bulma oranı o kadar fazla yüksek ki aynı bu sistemi Türkiye'de de uygulamamız gerekiyor. Ama biz maalesef ki hiçbir şekilde hiçbir süreci hiçbir kamu kurumunu hiçbir sistemi çocuklara uygun hale getiremiyoruz. Bu sadece çocuk vakaları için de değil yani dezavantajlı gruplara yönelik tüm şiddet eğilimini maalesef ki sistemsel bir çalışmayla toparlamamız gerekiyor fakat bunu başaramıyoruz. Çocuğun bir birey olduğunu, çocuğa yönelik gerçekleşebilecek her türlü eylemi sadece çocuk odaklı değerlendirmemiz gerektiğini maalesef ki ne kamu görevlilerine öğretebiliyoruz, ne kolluk güçlerine öğretebiliyoruz, ne de maalesef ki devlet kurumlarına sesimizi duyurabiliyoruz. Çocuk uluslararası sözleşmelerce imzacısı olduğumuz uluslararası sözleşmelerce korunan bireylerdir çocuklar. Dolayısıyla aslında bu bir sadece yapılması gereken bir şey değil. Bu devletin yükümlülüğü. Çocukla direkt olarak temas kuran herkesin çocuk hakları alanında, çocuk psikolojisi alanında eğitimli ve mutlaka ki süreci sağlıklı şekilde takip edecek şekilde kontrollü bir sistem kurmak durumundayız. Bütün anne babaların, çocukla direkt olarak temas kuran eğitmenlerin, herkesin çocuk psikolojisi anlamında sürekli olarak takip edilmesi ve desteklenmesi gerekiyor. Başka türlü bu girdabın içerisinden çıkamayacağız. Aslında şu anda Narin vakası bize gösterdi ki Narin vakası Arda yaşanan Leyla kızımızın vakasıyla birebir aynı ilerledi. Leyla da 18 gün sonra bir dere kenarında bulundu ve Leyla'nın failleri yerel mahkemede ceza almış olmalarına rağmen istinaf mahkemesinde 15 gün içerisinde beraat ettirildiler. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Leyla'nın dosyası faili meçhul kaldı. Ve bu cezasızlık hali aslında Narin ve Narin ile beraber ortaya çıkan bir sürü çocuk ölümünün cesaretlendirilmiş faillerini ortaya çıkarttı. Artık hiçbir çocuk istismarı ya da çocuğa karşı şiddet faili uzun yıllar ceza alacağını düşünmüyor. 1-2 yıl yatar çıkarım, 2 ay yatar çıkarım. Sadece bu cezasızlık, kanıksanmış cezasızlık hali sebebiyle bu kadar çok vaka yaşanıyor bu ülkede. Yani şüpheliler, sanıklar asla ceza almayacaklarından emin oldukları için aslında hunharca çocuğa karşı şiddet gösteriyorlar. Dezavantajlı grupların her birine karşı artan bu şiddet vakalarının tek sorumlusu bu cezasızlık halidir. Diyarbakır'da yaşanan bir narin vakasından ülkenin bambaşka bir ucu olan Tekirdağ'a aslında hızlıca bir geçiş yaptık. Tekirdağ'da bir örnek fakat bunların hiçbiri münferit örnekler değil. Çok sayıda çocuğa karşı şiddet, çocuğa karşı istismar vakası yaşanıyor bu toplumda. Çok fazla sayıda yaşanıyor. Bakın bu Adalet Bakanlığı'nın tuttuğu verilerin dışında çok fazla vaka yaşanıyor. Çok fazla ve bunun tek sebebi aslında maalesef ki ahlaki bir çöküş yaşanıyor bu toplumda ve bunu kabul etmek durumundayız. Bu cezasızlık hali, eğitimsizlik hali, maalesef ki farkındalık çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmüyor olması, bizim gibi sivil toplum kuruluşlarının bu alanda gönüllü olarak bu faaliyeti gösteren sivil toplum kuruluşlarının, baroların aslında çocuk hakları anlatmak için Milli Eğitim'e bağlı okullara girdiğimiz, bunu gönüllü olarak yaptığımız süreçlerin maalesef ki sonlandırılmış olması, biz artık Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okulların hiçbirine dahil olup çocuklara haklarını anlatamıyoruz. Biz artık bu çocukların velilerine haricen ulaşım dışında ulaşım sağlayamıyoruz. İnsanlar böyle bir vakayla karşılaştıklarında maalesef ki ne yapacaklarını dahi bilmiyorlar. Bir istismar vakası yaşadıklarında, bir şiddet öyküsü gördüklerinde, birey olarak, bir vatandaş olarak ihbar sorumlulukları olduklarından haberdar dahi değiller. Bakın bu kutsal aile kavramından çıkmak zorundayız. Çıkmak zorundayız. Yani bunu çok uzun süredir bas bas bağırarak anlatmaya, ifade etmeye çalışıyoruz. Anne baba olmaya,
belirli sorumluluklar, belirli psikolojik kontroller getirilmek zorunda. 18 yaş bir evlilik için çok erken bir yaş. Bu yaşın yukarıya çekilmesi gerekiyor. Biz daha oy kullanma hakkı vermediğimiz, ehliyet vermediğimiz insanların evlendirildiği bir toplumda yaşıyoruz. Kaldı ki 18 zaten reşit olma yaşı. Bir de bunun tabii mahkeme kararıyla, aile onayıyla da erkene çekildiği haller de var. Reşit olma halleri de var. Çok tehlikeli, çok tehlikeli. Her ne olursa olsun erken yaşta evliliğin önüne geçmek zorundayız. Çünkü erken yaşta birey olmanın bile farkında olmayan insanların yaptığı evliliklerde, tabii ki de bir genelleme yapmak istemiyorum ama o evliliklerde meydana gelen çocuklar ne kadar sağlıklı büyüyor, ne kadar sağlıklı eğitimler alıyor, anne olarak, baba olarak üzerlerine düşen görevleri erken yaşta evlendirilen insanlar nasıl yerine getirilebiliyor? Normalde çocuk koruma kanununda anne babalara uygulanan bir danışmanlık tedbiri var. Bu danışmanlık tedbirinin zorunlu hale getirilmesi lazım. Yani evlilik için başvuruda bulunan insanların belirli bir danışmanlık tedbirine tabi tutulmaları lazım. Evlilik yapmadan önce. Başka türlü çocukları güvenli bir şekilde bu toplumda yaşamlarını idame ettirmeyi maalesef ki sağlayamayız. Sağlayamıyoruz. Bir de maalesef yani yıllardır bunun önüne bir türlü geçemedik. Üstünü bu tarz yaşanan vakaların ihbar olunması, adaletin sağlanması noktasında vatandaşlar çaba gösterecekken üstünü kapatma, aman kimse duymasın, aman okulumun adı çıkmasın, aman hastanemin adı çıkmasın. Bu yaklaşım çok tehlikeli. Ne vicdanen ne hukuken bu yaklaşımın karşılığı maalesef ki yok. Ve biz şunu biliyor olmalıyız. Yani ben bir vatandaş olarak bilmeliyim ki ben bir suçu ihbar etmediğimde, bu durum tespit olduğunda ben de hapse gireceğim. Bilmem lazım ki ben de bir vatandaş olarak ihbar yükümlülüğümü yerine getirebileyim.